Sigara ile Savaş Derneği İcra Kurulu üyesi ve Odam İK Eğitim Uzmanı Gözde Özdemir, 4 divandaki yurtta kalan öğrencilerin talebi üzerine Bolu'nun 4 divan ilçesindeki bir okulda seminer verdi. 4 divanlı öğrencilerin İzzet Baysal Caddesi'nde girmiş oldukları bir markette 18 yaşını doldurmadıkları için sigara satışı yapılmaması üzerine yoldan geçen Gözde Özdemir'den yaşlarının tutmadığı için kendileri için sigara almasını istediler. Olayın devamını ise Sigara ile Savaş Derneği İcra Kurulu üyesi ve Odam İK Eğitim İnsan Kaynakları Eğitim Uzmanı Gözde Özdemir'den dinliyoruz. Türkiye Sigara ile Savaş Derneği olarak çeşitli eğitim kurumlarında sigara ile ilgili seminerler vermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Bu kez yurtlarda bir sohbete katıldık. Tetikleyen olaydan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bolu'da yolda yürürken iki tane kız öğrenci, üzerlerinde okul üniversite üniforması var. Beni durdurdular ve 18 yaşından büyük olup olmadığımı sordular. Ben de 18 yaşını geçeli çok olduğundan bahsettim. Benden bir şey almamı istediklerini söylediler. Şaşırdım, aklıma da hiçbir şey gelmedi. Sigara alabilir misiniz bize? Bize satış yapılmıyor dediler. Ben de çok üzüldüm. Kartımı çıkarttım, verdim. Nasıl yardımcı olabileceğimi sordum. Ben sizi ararım daha sonra, ulaşırım. Sigarayı çok bırakmak istiyorum dedi bir arkadaşı. Daha sonra akşam ben tabii telefon bekledim. O akşam gelmedi telefon. Ertesi gün ulaştılar. Yurtta kalıyorlarmış. Çok zor oluyor burada sigara bırakmak. Diğerleri içiyorlar. Biz nasıl yapacağız dediler. Daha sonrasında bu fikir doğdu. 4 divanda okuyorlarmış. Bolu'dan kalktık, 4 divana gittik. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılım çok iyiydi. İdarecilerin de desteğiyle etkinliği tamamladık. Okulu sertifikalandırdık. Umuyorum bundan sonra başka eğitim kurumlarında da, yurtlarda da öğrenciler daha istekli olurlar. En azından sigara içiyorlarsa. Ve sorunun çözümü için de biz de elimizden geldiği kadar seminerlerle onlara destek olmaya devam ederiz. Genelde okulu öğrenmeye çalışıyoruz. Mevcuduna göre, katılımcı öğrencilerin yaş grubuna göre, hangi yaş aralığındaysa kuruma göre bir etkinlik düzenliyoruz. Ve sadece slayttan anlatmayıp biraz tiyatroyla, bunu oyunlarla, dün mesela yine sigara topu oyunumuzu oynadık. Bazen skeçler hazırlıyoruz konunun durumuna göre. Bazen bonsai'yi ele alıyoruz. O zaman bonsai ile ilgili bir skeçle buluşabiliyoruz. Hem daha akılda kalıcı oluyor, hem de sohbet havasında bir şeyler yapabiliyoruz. Mesela Bolu'da Fen Lisesi'nde çay sohbeti düzenledik. O zaman öğrenciler daha çok kendilerini açabiliyorlar, rahat hissediyorlar çünkü. Kurabiyelerimizi hazırladık, çay sohbeti tadında öyle bir atmosferde oturduk, sohbet etmiş olduk. Dernek olarak hedef kitlemiz sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı değil tabii ki. Tüm ülke adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. 4207 sayılı kanunun çıkartılmasında da önderlik eden ve destek olan bir derneğiz aslında. Eğitim kurumlarında çalışmalar yapıyoruz. Şiir yarışmamız var şu an gündemde. Üniversiteler arası şiir yarışması düzenliyoruz ve mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaşıp herkesi sigara konusunda ve bağımlılık yapıcı diğer maddeler konusunda uyarmaya çalışıyoruz.